Merhabalar sevgili oğlak burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 5 Eylül haftası burç yorumlarınızı yapacağız. Hemen arkasından da kartlarımıza iş, meslek, kariyer ve aşk hayatınızla ilgili kartlar seçeceğiz. Bakalım neler söyleyecek tarotlar da bize. Şimdi sevgili oğlak burçları, haftaya 5 Eylül itibariyle pazartesi gününden biraz daha böyle maneviyata yönelme, biraz böyle kendimizi geri çekme, biraz böyle ilahi sistemle, inançlarla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili oğlak burçları. Zaten çok böyle kendimizi zaten sürekli geri çeken bir burcuz. Pazartesi günü itibariyle birazcık daha böyle kendimizi geri çekmek ya da gizli saklı işler yapma gibi bir enerji içinde olabiliriz. Yani yaptığımız işleri kimseye söylememe gibi bir durum söz konusu. Aslında gizli saklı iş yapmaktan ziyade. Örnek veriyorum, belki bir çekip bir seyahate gideceksiniz herkesten kaçmak için ve tabii ki kimseye söylemeyeceksiniz. Bu tarz bir enerji hakim sizin için. Salı gününe baktığımızda, salı günü daha çok sevgili arkadaşlar, başkalarından gelen paralarla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir yerden bir alacağınız varsa bu para gelmeyebilir mesela. Bu tarz ya da gelse de beklediğiniz kadar gelmeyebilir. Buna benzer gündemler söz konusu sizin için. Çarşamba gününe baktığımızda, çarşamba günü de sevgili arkadaşlar, kariyer hayatımızla ilgili, çalışma ortamımızla ilgili, yanımızda çalıştırdığımız kişilerle ilgili de bazı durumlar söz konusu olabilir. Güzel gelişmeler, sıkıntı yapmayın, kötü bir şey değil. Güzel gelişmeler hakim çarşamba günü için. Perşembe gününe baktığım zaman sevgili arkadaşlar, aile, yaşadığımız yerle ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz sevgili gönül dostlarım. Ya da yine böyle adaletle ilgili, hukukla ilgili gündemler söz konusuysa aileyle ilgili, burayla ilgili bir can sıkıntısı, bir haber alma gibi bir durum içinde kalma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Cuma günü itibariyle de yine bu parasal konularla ilgili, özellikle de başkalarından gelen paralarla ilgili, tazminatı, nafakaydı, ortaktan gelecek paraydı, anlaşmaydı, hak edişti. Burayla ilgili güzel bir gelişme söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Cumartesi günü itibariyle sevgili gönül dostları, yine çalışma hayatımızla ilgili bir dönüşümden geçebiliriz. Çalıştığımız iş yerinden ayrılabiliriz. Burayı terk edebiliriz, bırakabiliriz ya da çalışma ortamımızla ilgili bir yeniden bir dönüşüme gitme, yeniden bir çalışmaya başlama ama farklı şekilde, eski sistemin gitmesi, yeni sistemin başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da bir sağlığımızla ilgili bir sıkıntı varsa sevgili arkadaşlar, burayla ilgili bir cumartesi günü rahatsızlanma, yaşama durumu söz konusu olabilir. Buna dikkat edin diyorum. Özellikle de nörolojik sorunlar varsa burayı biraz tetikleyebilir cumartesi günü sağlık açısından. Ya da yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili iletişimsel bir sözlü bir diyalog ya da yanınızda çalıştırdığınız kişiyle ilgili işten ayrılması gibi durumlar söz konusu olabilir cumartesi günü itibariyle. Pazar günü sevgili arkadaşlar, aniden birdenbire gelişecek olan bir aşk olabilir, karşınıza çıkabilir. Ya da daha önce zaten hali hazırda biri vardı, gitmişti, tekrar geldi. Merkür de retroya girecek artık. Zaten Merkür retrodayken eski partnerler bir gelir. Burada da belki bir eski partnerinizin geri gelmesi ya da sizin bir eski partnerinize geri gitmeniz gibi durumlar söz konusu olabilir. Aniden birdenbire bir bakmışsınız, yazmış merhaba diye. Bu tarz bir gündem söz konusu olabilir sevgili oğlak burçlarım. Ve oğlak burcu için 5 Eylül haftası iş, meslek, kariyer diyoruz oğlak burcuna. İş, meslek, kariyer oğlak burcu. Beklemeye aldığınız bir durum var. 3 haftadır, 3 aydır uğraştınız ya da bir haber beklediğiniz bir konu var sevgili oğlak burçları, iş, meslek, kariyerle ilgili. Rakipleriniz var. Kendinizi ispat etmeye çalışıyorsunuz. Kendinizin daha başarılı olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz. Bu rakipleri yenmeye çalışıyorsunuz. Ya da iş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili bir kavga, bir tartışma, bir söz diyalogu
Burada bu tarz bir enerji hakim, bir kaos gibi durum da söz konusu olabilir. İş, meslek, kariyerde yeni bir başlangıcımız var. Yeni bir atılım yapabiliriz ya da bize gelecek olan bir fırsat söz konusu olabilir. Yine geçmişle alakalı hak edişlerinizle ilgili bir durum söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yine geçmişte geçmişte çalıştığımız bir iş yeriyle ilgili de bir gündem söz konusu olma ihtimali var. İş, meslek, kariyerle ilgili. Belki de daha önce çalıştığımız bir yerden tekrar bize bir haber gelebilir. Tekrar gel birlikte çalışalım diyebilirler. Bu tarz bir eylem söz konusu olabilir. Ya da biz bu hafta daha önceki çalıştığımız yerleri ya da daha önceki yaptığımız işleri özlüyor olabiliriz. Evet, orada yani şu anki bir kaos ortamında olduğunuz için, bir mücadelenin içinde olduğunuz için diyebilirsiniz. Önceki çalıştığım yer daha iyiydi sanki ya da böyle çok yoruluyorum, bura beni çok yoruyor diyeceğiniz bir enerji hakim sanki bu hafta sevgili Oğlak Burcu. Ve geldik aşk hayatı, Oğlak Burcu 5 Eylül haftası aşk hayatı diyoruz. Yine bir başlangıç sevgili Oğlaklar. Aşk hayatınızla ilgili. Ve bekleyen biri var zaten size ya da siz bekliyorsunuz hali hazırda. Sizi bekleyen birine adım atmak gibi ve tamamlanma var sevgili Oğlaklar. Oo, süper. Sizi bekleyen bir kişiye gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar ya da karşı taraf geliyor size bir adımla. Küçük bir adım ama olsun, tamamlanmaya doğru giden bir adım. Sevgili arkadaşlar, hali hazırda belki siz de bekliyorsunuzdur. Karşı tarafı sevdiğiniz biri ya da sizi bekleyen birine siz bir adım atıyor olabilirsiniz. Ve tamamlanmaya giden bir durum, bir ilişki ve adalet diyor sevgili arkadaşlar. İlahi adaletin tecelli edeceği bir gündem, bir hafta aşk hayatınızla ilgili sevgili gönül dostları. Sevgili arkadaşlar, artık karar verme dönemi, ilişkinizle ilgili bir karara varma, bir dönemden geçme, artık tamamlanmaya gidecek yolda ilerleme ve adil bir karar verme sevgili arkadaşlar. Bazılarınızın aşk hayatıyla ilgili de mahkemelik durumu da söz konusu olabilir. Bu mahkemelik konuların bu hafta gündeme gelebileceği olabilir ya da bu hafta bu mahkemelik durumların tamamlanacağı söz konusu olma ihtimali var sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili arkadaşlar, yani aşk hayatınızla ilgili bir başlangıcımız var ya da bize gelen bir kişi var sevgili gönül dostları. Bakın adımını atmış, bize doğru geliyor ya da biz birine doğru gidiyoruz ve bu gittiğimiz kişi bizi bekleyen kişi. Uzun zamandır bizi bekleyen kişi. Ya bizim yaşımız küçük, beni dinleyen Oğlak burçlar için söylüyorum. Ya bizim yaşımız küçük, karşı tarafın yaşı büyük ya da bizim yaşımız büyük, karşı tarafın yaşı küçük. Burada bir yaş sıkıntısı da var gibi, sanki bir dengesizlik var burada. Yani karşı taraf ya da sizin yaşta bir sıkıntı var. Yaş farkı, yaşama gibi bir durum söz konusu. Siz bir taraf 20'li yaşlarda, bir taraf 40'lı yaşlarda gibi geldi bana, 35-45 arası gibi. Ve bir tamamlanma söz konusu bu ilişkiyle ilgili ve adil bir karar verme dönemine girmişiz bu hafta. Evet, adaletin kestiği parmak acımaz diyeceğiz sevgili Oğlak burçları ve artık ben bu ilişkiyle ilgili karar veriyorum diyeceğiniz bir hafta, yani ilişkide karara doğru gidiyorsunuz sevgili Oğlak burçları. O da tamamlanmaya doğru gidiyor. Yani ayrılık olarak görmüyorum ama artık tamamlanmak, artık birleşmek, artık uzun süredir çektiğiniz sıkıntıları falan atlatma döneminin sonuna gelmiş gibisiniz. Bana gelen hissiyat bu şekildeydi sevgili Oğlak Burcu. Evet sevgili arkadaşlar, sizin için de söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki gibi aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.